Yukarıdaki saf madde örnekleri dikkate alındığında sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Baktığımız zaman buradaki saf maddeler N2, Cl2, NH3, altın, H2, CH3, COH ve helyum. Bazı elementler doğada atomik yapılı olarak bulunur demiş. E baktığımız zaman altın burada atomik yapılı, helyum burada atomik yapılı. Dolayısıyla örneğin burada azot elementi işte diatomik yapılı, klor diatomik, H2 diatomik halde. Dolayısıyla bazı elementler doğada atomik yapılı olarak bulunur. Biz buradan ulaşabiliriz. Doğru. Bazı elementler doğada hem diatomik element molekülleri şeklinde. Örneğin burada azot diatomik element moleküldür. H2 aynı şekilde, klor aynı şekilde. Hem de bileşiklerin yapısında bulunur demiş. E baktığımız zaman azot burada bir bileşiğin yapısında veya hidrojen işte burada gördüğümüz gibi bileşiklerin yapısında bulunabilir. Dolayısıyla biz buna da ulaşabiliriz. Bileşikleri oluşturan elementlerin atom sayıları arasında belli bir oran vardır. Baktığımız zaman örneğin burada amonyak bir bileşik. Burada azotla hidrojen arasındaki atom sayıları arasında 1'e 3 oran var. Veya burada CH3, CH'de yine işte 2 tane karbona 4 hidrojen, yine 2 tane de oksijen var. Yani aralarında belli bir oran var. Dolayısıyla buna da ulaşabiliriz. Dolayısıyla sorun cevabı da bu anlamda E şıkkı diyebiliriz. Thomson atom modelini doğrulamak için yaptığı altın levha deneyi ile Rutherford sonuçlarından hangilerine ulaşmıştır? Şimdi Thomson atom modeli üzümlü kek modeli olarak da ifade edilir. Artı yüklü bir gövdede eksi yüklü taneciklerin homojen olarak dağıldığını ve artı yük sayısı ile eksi yük sayısının birbirine eşit olduğunu ifade eder. Rutherford da Thomson'un öğrencisidir ve Thomson atom modelini deneyse olarak ispatlamak ister ve bu deneyi yapar. Bu deneyde de alfa tanecikleri altın levha üzerine gönderir ve Thomson'un atom modeli doğruysa burada alfa tanecikinin direkt olarak karşıya geçmesi gerekir. Ancak bu deneyde Rutherford şunu gözlemliyor. Alfa tanecikinin evet büyük bir kısmı karşıya geçiyor ancak bazı tanecikler direkt olarak geri yansıyor ve buradan hareketle Rutherford diyor ki atomda çok yoğun bir bölge vardır ve bu yoğun bölgede hatta pozitif yükler yani protonlar bu yoğun bölgede toplanmıştır ve bu yoğun bölgeye de çekirdek ismini vermiştir. Ve Rutherford atom modeli bu anlamda çekirdekli atom modeli olarak ifade edilir. Yani Rutherford'un atom modeline göre çekirdek var ve artı yükler çekirdekte bulunuyor. Elektronlar da çevresinde ve büyük boşluklarda bulunur. Dolayısıyla Rutherford atomun büyük bir kısmı boşluktur ifadesi bu anlamda doğrudur. Yani Rutherford buna ulaşmıştır. Atomdaki pozitif ve negatif yükler homojen dağılmıştır. Thomson atom modeline aittir. Burada Rutherford homojen olarak dağılmaktan ziyade artı yüklerin bir merkezde çok yoğun bir merkezde toplandığını bulmuştur. Elektronlar ise çevresine dağıldığını ifade ediyor. Dolayısıyla buna bu, bu sonuçta Rutherford'un deliğinden bu sonuca ulaşamıyoruz. Atomun kütlesini pozitif yükler oluşturur. Rutherford atom modelinde şunu söylüyor. Artı yükler çekirdeğin merkezdedir. Ama artı yükler atomun kütlesinin yaklaşık yarısını oluşturur diyor. Tamamını oluşturur demiyor. Diğer yarısının neyin oluşturduğunu bulamıyor ama daha sonraları nötron bulunduğu keşfedilmiş oluyor. O gün için diğer yarısını başka tanecikler bulundurur diyor. Ama Rutherford keşfetmemiş oluyor. Ancak Kütlesinin yarısını oluşturur diyor. Bu ifade ise kütlesini pozitifikler oluşturur demiş. Dolayısıyla bu da olmaz. Dolayısıyla bu anlamda sorun cevabı yalnız bir. A şıkkı diyebiliriz. Aşağıda verilen olaylardan hangisinin gerçekleşmesi sadece zayıf etkileşimlerde gerçekleşen değişimler ile açıklanabilir? Sadece zayıf etkileşimlerde gerçekleşen değişimler fiziksel değişimlerdir. Diğeri de kimyasal değişimler. Şimdi karbondioksit gazının suda çözünmesiyle suyun pH değerinin değişmesi. Normalde çözünme olayları genellikle fiziksel değişimlerdir. Ancak karbondioksit gazı suda çözündüğü zaman karbonik asit oluşturur. Karbonik asit de suya H+ yonu verir. H+ iyonu verdikçe suyun asitliği artar yani pH değeri azalır ve bu fiziksel bir değişim değil, kimyasal bir değişimdir. Dolayısıyla bu olmaz. Demir metalinin nemli ortamda paslanması. Demir metali nemli ortamda oksijen ile tepkimeye girerek paslanır. İşte demir oksit bileşiğini oluşturur. Dolayısıyla oksijenle tepkimeye girme yani yanma olayları kimyasal değişiminin yaşandığı olaylardır. Dolayısıyla bu da olmaz. Çimento harcının donması da yine kimyasal değişim yaşandığı bir olaydır. İyot katısının süblimleşmesi, süblimleşme bir maddenin katıdan doğrudan gaza geçtiği olaylardır ve fiziksel değişimin gerçekleştiği bir olaydır. Ve burada sadece zayıf etkileşimler değişir. Zayıf etkileşimler bu değişimde rol oynar. Dolayısıyla bu anlamda cevabı değişik diyebiliriz. Azot oksitlerin havadaki su ile asit yağmurunu oluşturması da, şimdi azot oksitler yine su buharıyla birleşerek asit oluşturuyor. Asit de sonra haşartı artıyonu veriyor. Dolayısıyla bu kimyasal değişimin gerçekleştiği bir olaydır. Bu anlamda cevabı D şıkkı diyebiliriz. Endüstriyel faaliyetlerde hal değişim işlemi bazı maddelerin elde edilmesi, kolay taşınabilirliğini sağlamak, güvenlik ve benzeri amaçlarla yaygın olarak kullanılmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu amaçla gerçekleştirilen bir işlem değildir demiş. Bütan ve propan gazlarının bir karışımı olan petrolün rafineri ürünün basınç altında sıvılaştırılarak LPG, liket petrol gazı elde edilir. E şimdi burada hal değişim işlemi kullanılmış. Gazdan sıvı hale getirilmiş. Çünkü e, gaz halde bunlar çok fazla yer kaplıyor. Sıvı hale getirdiğiniz zaman daha az yer kapladığı için daha kolay taşınabiliyor. Dolayısıyla bunu alabiliriz. Doğal gazın sıvılaştırılarak burada da yine A'da olduğu gibi gazdan sıvı hale getirme durumu var. İşte LNG, Liquid natural gaz elde ediliyor. Burada da yine kolay taşımak için bu kullanılıyor. Suyun elektrolizi ile H2 ve O2 gaz elde ediliyor. Burada bir hal değişimi yok. Burada suyun elektrik enerjisi kullanılarak parçalanması işlemi var. H2 ve O2 kendisine oluşan elementlere parçalanması işlemi var. Mesela bu anlamda cevap C şıkkı diyebiliriz. Karbondioksit gibi itici gazların spreylerde ve soğutucularda kullanılması yine burada hal değişimi kullanılıyor. İşte buradan gazdan sıvıya geçmesi, sıvıdan gaza geçmesi burada soğutucu sistemlerde bu kullanılıyor. Havadan ayrımsal damıtma ile azot ve oksijen elde edisi. Burada da hava ayrımsal damıtma işlemine sokulmadan önce sıvı hale getiriliyor. Daha sonra işte buradaki kaynama noktaları farkından yararlanılarak bileşenlerine ayrılıyor. Dolayısıyla burada da hal değişimi işlemi var. Sadece C şıkkında hal değişimi işlemi kullanılmıyor diyebiliriz. Aşağıdaki grafikte X ve Y elementlerinden oluşan 3 bileşikteki elementlerin kütleleri verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi bakalım birinci bileşikte kütlece birleşme oranı x'in kütlesinin y'nin kütlesinin oranı 7 bölü 16'dır demiş. Birinci bileşiğe bakalım x'in kütlesini 14 olarak vermiş. Şöyle mx bölü my diyelim. Y'nin kütlesini ise 32 olarak vermiş. 14 bölü 32'dir. Dolayısıyla buradaki kütlece birleşme oranı sadeleştirirsek 2'ye bölelim. 7. 2'ye bölelim. 16. Dolayısıyla 7 bölü 16 ifadesi bu anlamda doğru. İkinci bileşiğin basit formülü x2y3 ise üçüncü bileşiğin basit formülü xy2'dir demiş. Bakalım. İkinci bileşiğin basit formülü x2y3 ise bakın. İkinci ve üçüncü bileşikte x'in kütleleri birbirine eşit. x'in kütleleri birbirine eşitken y'nin kütleleri arasındaki oran. Bakın y'nin kütlesi burada 36. x'in kütleleri ise 48. X'in kütleleri eşitken Y'nin kütleleri arasındaki oran yani katlı oran 36 bölü 48. Şimdi bunu sadeleştirirsek 12'ye bölersek 3, 12'ye bölersek 4. Dolayısıyla burada şöyle bir durum var. X'ler eşitken bakın X'ler eşitken dolayısıyla buna da X 2 yazdım. Yani X'ler eşit olarak aldım. Y'ler arasındaki oran 3 bölü 4'müş. 3 bölü 4'müş. O zaman bu 3 ise bu da 4 olacak. X'ler eşitken 2'ye 2, Y'ler arasındaki oran 3 bölü 4. 3 bölü 4. Dolayısıyla ikinci bileşiğin basit formülü x 2 y 3 iken üçüncü bileşiğin basit formülü x 2 y 4 de burada sadeleştirelim. İkisi de 2'ye bölünürse x y 2 olur. Dolayısıyla x 2'dir. İfadesi bu anlamda doğru. 3'e bakalım. Birinci ve üçüncü bileşiklerin basit formülleri aynıdır demiş. Bakalım. Birinci ve üçüncü bileşikte x'in kütleleri. Birisi 14. Ya da şöyle alalım. Bunun mesela basit formülü xy 2 iken Birinci bileşiğin basit formülü ne olur onu bulalım isterseniz. Burada tabii x'in kütlesi 21. Burada ise 14. Şöyle bir tablo oluşturursak bunu daha kolay yapabiliriz aslında. Birinci ve ikinci bileşik diyelim. X ve Y'nin kütleleri. Birinci bileşikteki X'in kütlesi 14. Üçüncü bileşikte 1 ve 3'ü karşılaştırıyoruz. X'in kütlesi 21. Birinci bileşikte Y'nin kütlesi 32. Üçüncü bileşikte Y'nin kütlesi 48. Şöyle yapalım. İkisinde de x'in kütlelerini eşit olarak eşit olacak şekilde sadeleştirelim. Mesela bunu 2'ye böldüğüm zaman 7 2'ye böldüğüm zaman 16. Yani 14 bölü 32 veya 7 bölü 16 şeklinde alabilirim ki bu da 7 bölü 16. Bu birinci öncülden de bunu zaten bulmuştuk. 21'i de 3'e bölelim. 3'e bölersek 7. 3'e bölersek 16. Yani ikisinde de kütlece birleşme oranı 7 bölü 16. Yani 7'ye 16. O zaman bunların basit formüllerde bu anlamda aynı olması gerekiyor. Yani üçüncü bileşik x 2 ise bu da x 2 olması gerekiyor. Dolayısıyla 3 de bu anlamda doğrudur. Dolayısıyla sorun cevabı E şıkkı 1, 2 ve 3 diyebiliriz. Oda koşullarında şekillerde belirtilen maddeler ile hazırlanan 1 nolu çözeltinin üzerine 2 nolu çözelti ekleniyor demiş. Yapılan bu işlemle 1 nolu çözeltinin niceliklerinden hangileri Başlangıca göre artar diye sormuş kaynamaya başlama sıcaklığı çözülmüş katı kütlesi buhar basıncı. Şimdi bizim birinci çözeltimizde 5 litre su var içerisinde de 1 mollük şeker vardı. Yani ilk durumda 5 litre su var içerisinde de 1 mol şeker var. Daha sonra bunun içerisinde ikinci çözelti tamamen bunun içerisine dökülüyormuş ve burada da 5 litre su geliyor. Dolayısıyla 5 litre su zaten vardı. 5 litre su da diğer kaptan geldi. Elimizde 10 litrelik su olmuş oldu. Ve aynı zamanda 1 mol şeker vardı burada. Buradan da 1 mol sodyum klorür buraya gelmiş oldu. Ancak bakın 1 mol sodyum klorür şöyle sodyum klorür iyonlarına ayrışır ve sodyum artı ve klor eksi olarak iyonlarına ayrışacak. Tabi şeker iyonlarına ayrışmaz. Şeker moleküler olarak çözünür. Mesela 1 mol sodyum klorla 1 mol sodyum artı iyonu, 1 mol de klor eksi iyon toplam 2 mollük tanecik gelecek. 2 mollük tanecik gelecek. Ya yani 1 mol de burada vardı. Son durumda 10 litre suda 3 mollük tanecik var. Bunun 1 molü şeker, 1 molü sodyum artı iyonu, 1 mol de klor eksi iyonu. Şimdi ilk durumda 5 litrede 1 mollük şeker vardı. Normalde su 100 derecede kaynar. İçerisine şeker attığınız için kaynama noktası bir miktar yükselir. Ve burada derişime bağlı olarak yükseliyor. 5 litrede 1 mollük tanecik vardı. Sonra örneğin 2 katı 10 litreye çıktı. 10 litrede suda örneğin 2 mollük tanecik olsaydı, 2 katına çıksaydı kaynamaya başlama sıcaklığı değişmez derdim. Çünkü derişim aynı olacaktı. Yani 5 litrede 1 mol, 10 litrede 2 mol. Yani her bir litreye düşen tanecik sayısı aynı olacaktı. Ancak burada 10 litrede artık 3 mol tanecik var. Dolayısıyla çözünen maddenin miktarı arttı. Dolayısıyla bu anlamda kaynamaya başlama sıcaklığı da artar. Zaten artarı soruyordu. Çözünmüş katı kütlesi zaten şeker vardı. Sen içerisine sodyum klorür geldiği için her türlü çözünmüş katı kütlesi artmış oldu. Burada oranı falan da söylemiyor. Derişimi de arttı da zaten. Hani derişimi sorsa da arttı ama direkt katı kütlesini soruyor. E bunun içerisinde katı var. Bunu döktüğünüz zaman direkt olarak katı kütlesi artmış olur. Buhar basıncı ise zaten kaynama noktası ile buhar basıncı ters orantılıdır. Kaynama noktası arttığı için buhar basıncı burada azalacaktır. Çünkü burada şöyle de düşünebiliriz. Çözünen maddenin derişimi arttığı için... Gitgide suyla burada çözünme maddenin etkileşimi arttığı için gitgide buharlaşması zorlaşacak. Dolayısıyla burada buhar basıncı azalacak. Biz artarları soruyordu. 1 ve 2 artar. Dolayısıyla son cevabı da B şıkkı diyebiliriz. Birer mol X, Y ve Z bileşiklerinin tamamen çözünmesiyle hazırlanan eşit hacimli 3 ayrı çözeltiyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre X, Y, Z aşağıdakilerden hangisi olabilir? Elektrik iletkenliği üçü de elektriği iletiyor. Dolayısıyla suda iyonlarını ayrışarak çözülmüş maddeler var demek ki. Örneğin burada c 5 oh suda moleküler olarak çözünür. Bunu direkt olarak eleyebiliriz. Bakır metaliyle reaksiyon demiş. Reaksiyon verir. Şimdi bakır yarı soy metal ve yarı soy metaller eğer bu X1 asitse sadece sülfürik asit ve nitrik asitle tepkime tepkimeye girer. Bazılarla zaten tepkime girmez. Dolayısıyla bir X burada bir asit olması gerekir. Bu da HNO3 ya da H2SO4'ten biri olması gerek. Örneğin bir bazla bu bakır tepkimeye girmez. Çünkü bazlar yalnızca amfoter metallerle tepkime girer. Aynı zamanda bu yarı soyu metal içinde oksijen olmayan bu hidroklorik asitle tepkimeye girmez. Şimdi devam edelim. Reaksiyon vermez demiş. Bakır metalle reaksiyon vermeyen madde. Örneğin hidroklorik asit burada reaksiyon vermez ama HNO3 reaksiyon verirdi. Dolayısıyla bunu da aslında elemiş olduk. Ve son cevabını aslında bulmuş olduk ama devam edelim. Bakır işte sodyum hidroksit bir baz ve reaksiyon vermez. Dolayısıyla buraya, buraya uyuyor. Çinko hem amfoter metal hem de aktif metal. Yani hem asitlerle tepkime verir hem de kuvvetli bazlarla tepkime verir. Zaten hepsinde hepsinde de H2 gazı açığa çıkar. Yani HNO3 ile ve H2, HCl ile asit, kuvvetli asitlerle tepkimesi H2 gazı açığa çıkar. Aynı zamanda kuvvetli bazla da tepkimeye girer. Burada da H2 gazı açığa çıkar. Her anlamda da son cevabı burada aşık olarak bulmuş oluruz.